geçen sayede Cenab-ı Hak yürütün hayır bayılmasın. Ayın sonra bu bize hayır bayılmasın. İnternet sitemizde Mevlevi dersi diye bir ders var. Bunu herkes çekebilir. Çekebilir. Kâbe'de ibadet ederken, namaz kılarken kadın erkek bir aradadır. Fakat Kâbe dışına çıkıldığında keskin ve katı bir ayrılık vardır. Bunun nedeni sonraki fetvalardır. İslamiyet'in ilk dönemi Kâbe'deki durum değildir. Kâbe'deki durum sonradan oluşan bir şeydir. Ümmet kalabalıklaştıkça, çoğaldıkça ümmetin o kalabalıklarına, o çoğalmasına imamlar vefa vermişler, iştihad etmişler. Kolaylaştırmayın, zorlaştırmayınız noktasından yürümüşler ve demişler ki burada böyle bir zorunluluk var, o zorunluluktan dolayı namazların böyle kılınmasında bir beis yoktur demişler. Ama aslında namaz kılınırken orada kadınlar bir bölümde, erkekler bir bölümde olması daha uygun. Normal ilk namazlarda safın düzeni önce erkekler, ondan sonra genç erkekler veya çocuklar, ardından kadınlar, onun ardından da kız çocukları. Yani safın düzeni bu. Ama bu ümmet çoğaldıkça, insanlar çoğaldıkça bu meseleyi uygulamak biraz zor olmuş Kâbe'de. Şu anda da uygulamak zor. Şu anda da uygulamak zor olduğunda aslında böyle bir karışıklığın içerisinde herkes namazı kılıyor. Gönül arzu eder ki böyle bir karışıklığın içerisinde kılınmasın. Ama her Kâbe'ye gelen kimse, her o üstün olgunlukta olacak diye bir kaydı yok. İçinde o olgunlukta olmayan insanlar da mevcut. O yüzden veya yetişemiyorlar, veya insanlar din cahil. Orada bir karışıklık oluyor. O karışıklık insanlara sanki bu mübahmış, doğruymuş gibi algılanmaz. Böyle dinin kendi içerisindeki haremlik selamlığına, dinin kendi içerisindeki ibadet ritüellerine, bu tip zorunluluklara bakaraktan böyle de olabiliyormuş demek uygun değil. Bu neye benzer? Açlıktan ölmesi veya bir uzvunun helak olması söz konusuysa o kimsenin şarap içmesi mübahdır. Susuzluktan helak olacak. Açlıktan helak olacak. Domuz eti yemesi helak olacak. Açlıktan helak olacak. Susuzluktan helak olacak. O kimsenin şarap içmesi bu noktada mübah olur. Bu onun gibi bir şey. Yani orada insanları mevcut bu safta namaza durdurmak biraz mümkünatın dışında. Böyle bir şey olunca namaz esnasında insanlar ezan okunduğunda namaza duruyor. Hanefi'ye göre bir kimsenin önünde bir kadın namaz kılmış olsa arkasındaki kimsenin, erkeğin namazı fasit olur. Ama orada bu hüküm geçerli tutmak mümkün değil. O yüzden bu böyle başka alanlara, başka yerlere, başka şeyler çağrıştırmasın. O oraya münhasır bir şey. Dervişin sosyal yaşantısı nasıl olmalıdır? Evin ihtiyaçları erkek tarafından mı yoksa bayan tarafından mı karşılanmalıdır? Alışveriş kültürü nasıl olmalıdır? İnsanlar tabi günlük hayatlarını yaşıyorlar. Sosyal yaşantı dediğimiz bir kimsenin sabah kalkıp yatağından akşam yatıncaya kadar olan hayatı.
Tarih boyunca insanlar sosyal yaşantılarını bir yerlere bağlamışlar, bir yerlere göre yaşamışlar. Sosyal yaşantı deyince insanın sadece kendi şahsına ait olan yaşantısı kişisel olarak değil. Evliyse ailesi, eşi, çocukları varsa, annesi, babası, akrabaları, bir iş yapıyorsa iş yaptığı insanlar, komşuları, ya bütün hayatını çepeçevre sarmalayan bir şey. Hayatı böyle algılarken, yaşarken bütün insanların düşmüş oldukları bir hata var. Bu hata insanlar hayatlarını kurgularlarken başkalarına göre veya başka şeylere göre kurguluyorlar. Sabah kahvaltısı mesela örneğin bir başkasının sabah kahvaltısı gibi. Şimdi size örneklesem bu tuhaf karşılanabilir. Mesela bir Müslüman için açık büfe sabah kahvaltısı yoktur. Bir mümin, bir Müslüman sabahleyin kalktı. Bursa'da nerede kahvaltı var? X yerde. Ya gideyim orada bir açık büfe kahvaltı yapayım. Yiyebildiğin kadar. Verdi adam 10 lira. Yani 10 lira verdi, açık büfede ne varsa yiyecek. Bir Müslüman için böyle bir sabah kahvaltısı yoktur. Müslüman sabah kahvaltısından aç kalkabilmeli. Aç kalkmalı. Bakın felsefe ne kadar farklı. Bir Müslüman normalde sabahleyin sabah namazını kılmalı. Sosyal hayat ya. Sabah namazından sonra işte erkenden dükkanına gitmeli. Kendi işi varsa, çalışıyorsa bir yerde mesaisine erken gitmeli. Sosyal hayat. Sabahtan itibaren kendisini hayra doğru yönlendirmeli. Ve günlük hayatının en ince ayrıntılarına kadar kendisini haramdan uzak tutmalı farz noktasında, farz ibadetlerini yapmalı muhakkak ve muhakkak her hareketinde sünnet-i Resulullah'a uymalı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kafirlere benzememek için günlük hayatında o kadar ince dokunmuş, ince yaşamış ki biz günlük hayatımızda ne yazık ki kafirlere benzemeye çalışıyoruz. Sosyal hayatı kurgularken onlara benziyoruz. Evimizdeki eşyadan tutun, kullanma noktasından tutun, yemekten, içmekten tutun, yolda yürümekten tutun, insanlarla selamlaşma adabından tutun. Yani bir Müslüman selamun aleyküm diyemiyor bir kimseye. Yani iş yerine giriyor herkes, günaydın, günaydın, günaydın. Sabahleyin hiç kimse selamun aleyküm, hayırlı işler, bunu diyemiyor. Sosyal hayat, insanın ağzından, elinden, dilinden, ayağından çıkan bütün her şeyi kavraması lazım. Yani Müslüman, mümin öyle bir hayat kurgulamalı ki sosyal hayatını. Yaptığı her işlemden, günlük hayatında sünnete uyaraktan sevap kazanmalı. Şimdi sosyal hayatı, sosyal yaşantıyı kurgularken insanlar bunu ön planda tutmuyorlar. Bunu ön planda tutmayışlarının birinci sebebi bilgisizlikleri. İkinci sebebi bildikleri halde hayata geçirememeleri. Hani biz böyle işte sohbetlerde diyor ya, aşık utanmaz. Bizim aşıktan utanmazlık insanlarda edepsizlik olmuş oluyor. Sanki bir edepsizlik yapacak bir kimse ondan utanmayacak. Aşık ya hesapta, yolda çok affedersiniz sevgilisiyle veya karısıyla veya nişanlısıyla veyahut da sözlüsüyle, yani gayri ahlaki veyahut da normalde insanın mahremiyle dört duvarın içerisinde olabilecek olan şeyleri
herkesin içinde yapmayı biz aşık utanmaz diyoruz. Utanmazlığa. Oysa aşık utanmaz. Neyi utanmaz? Selamun aleyküm demeye utanmaz. Neye utanmaz? Farz namazını kılmaktan utanmaz. Neye utanmaz? Aşık ise, kadın ise tesettüre girmekten utanmaz. Neye utanmaz? Ya ben sakalımı bırakayım, sünneti işleyeyim. Sakalından utanmaz. Neye utanmaz? Ya ben Kur'an ve sünnet dairesinde yaşayayım. Varsın insanlar ne diyorlarsa desinler. İnsanların demesinden, kınanmasından korkmaz ve utanmaz. Yani o kimse sünneti işlemekten dolayı kınanacak, o kınanmaktan korkmayacak, aşık o. O kimse Kur'an ve sünnet noktasında duracak, Kur'an ve sünnet noktasında durduğu için kınanacak, o kınanmaktan korkmayacak. Kınanmaktan çekinmeyecek. Sosyal hayata bakarken, yani günlük hayatımıza bakarken, insanların durdukları, yapamadıkları nokta bu. Biz Müslümanca düşünüp kafirce yaşayanlardanız. Biz Müslümanca düşünüyoruz. Ama kalbimiz, içimiz İslam'ın içerisinde oturmuyor. Hareket, tavır ve davranışlarımız münafıkça. Hareket, tavır ve davranışlarımız bu, bakın, ağır bir şey bu. Kafirce. Biz çok rahat bir Müslümanı eleştirebiliyoruz. Çok rahat bir Müslümanın arkasında iftira edebiliyoruz. Çok rahat bir Müslümanın arkasından gıybet edebiliyoruz. Çok rahat bir Müslümanın arkasından kötülüğüne, aleyhine her türlü daleveri, aleveriyi çevirebiliyoruz biz. Mümince yaşamak. Mümince yaşamak. Mümince yaşamak. İnsanın günlük hayatını dizayn etmesi. Yani adam eşine selam vermiyor, çocuklarına selam vermiyor. Selamun aleyküm demekten insanlar uzak. Mümince yaşamak. Yani ya dayım ne der? Gidecek içecek orada. Amcam ne der? Gidecek orada işte meyhanede oturacak. Ya teyzem ne der? Gidecek orada gayri İslami bir şey yapacak. Veya gayri İslami bir, orada bir eğlenti var. Gayri İslami bir hayat var. Gayri İslami orada bir sosyal hayat var. Biz kim ne der düşüncesiyle gidip ona ortakız. Ama sakalımızla, ama örtümüzle, ama şalvarımızla, ama başımızdaki takkeyle biz oradayız. Ve ona biz onunla hemhaliz. Yani orada bir gayri İslami insanlar var, onlarla ortakız biz. Yani o gayri İslami insanlarla biz çok rahat bir şekilde bir Müslüman din adamına, bir cemaate veya bir tarikat ehline, bir şeyhe veya da bir işte yoldan geçen bir Müslümana çok rahat her şeyi söylüyoruz. Sosyal hayat, insanlarla olan ilişkiler Kur'an ve sünnetin üzerine olacak. Bizim davranış biçimimiz Kur'an ve sünnete uygun olacak. Bunun için biz sünnete Resulullah'a bakacağız. Ya bazen sohbetlerde iddia ediyorum ya, çok ağır böyle diyorum ki, muhakkak elinizde bir edeb-ül müfred olsun. Ve muhakkak edeb-ül müfredi okuyun. Ve muhakkak edeb-ül müfredi kendi üzerinizde uygulayın. Kendi üzerinde uygula. Al edeb-ül müfret, edeb-ül müfret senin aynan olsun. Edeb-ül müfredi al senin aynan olsun. Sen o edeb-ül müfredi oku, kendini bu gör. Kendini gör. Sosyal hayat öyle değil ki. İnsanlar, bakın kimse eleştirmek için söylemiyorum. Ya adam evli baktı, evinde hanımı ne yiyip ne içtiğinden haber yok. Evinin ihtiyaçlarından haberi yok. Evine domates mi lazım, salatalık mı lazım, marul mu lazım, bir şeyi sormaktan haberi yok. Görmemiş ki babasından. Ya bir sor, yani hadis-i şerifte diyor ki bir insanın evine bir tane küçücük bir şey almış olsa, bir tane bir ekmek alsa,
100 gram bir çay alsa, evine kadar yürüse o kimse, attığı her adıma sevap verir. Attığı her adımdan da günahı silinir. Benim bildiğim erkek profili bu. Yok. Evinin ihtiyaçlarını erkek görebildiği yere kadar görür. Paralılığını bilmez, parasızlığını bilmez eşi ve çocukları. Söylerler şu lazım. 2 kilo alacağına yarım kilo alır. 250 gram olur. 100 gram olur. 50 gram alır. 10 gram alır. Ama adam alır, gider. Çalışır adam. Bugün nereye giderse gitsin bir insan 30 lira yövmeye alır, 25 lira yövmeye alır. Nereye giderse gitsin. Ve bir adam 25 lira, 30 lira bir yövmeye alırsa da evine bakar. Az bakar, bakar. Ben hiç anlam veremem bir adamın evine bakamamasını. Hiç anlam veremem. Hiç anlam veremem bir adamın evine sormayışını, bir şey lazım mı diye. Bu parayla parasızlıkla alakalı değil. Parayla parasızlıkla alakalı değil. Bu İslami bir sosyal hayat. İslami bir sosyal hayat. Günün her saatini, her dakikasını ibadet noktasından bakaraktan yaşamak. Günün her saatinde, her dakikasında haramdan uzak bir hayat tarzı sergilemek. Günün her saatinde, her dakikasında kendisini devamlı sigaya çekmek. Ben ne yaptım şimdi? Bu davranışımla sünnetin içinde miyim, dışında mıyım? Bu davranışımla farzı mı işledim, yoksa haram noktasında mıyım? Haram, kaç orada? Haram, çık orada. Çık. Bir kimse bugünkü dairede muhakkak ve muhakkak haramlardan uzak durması lazım. Muhakkak harama meyletmemesi lazım. Muhakkak haramla arasında bir sınır çizmesi lazım. Ya meseleyi şimdi ben takva noktasından bakarsak işte takva şudur diyeceğiz. Ne şüphelilerden dahi kaçmaktır diyeceğiz. Evet. İnsan öyle bir noktaya gelir şüphelilerden dahi kaçar. Allah muhafaza eylesin. Nefsimiz belki de buna yetmeyebilir. Ama biz hiç olmasa haramdan uzak duralım. Kardeş dilini tut ya. Haramdan uzak dur. Yani biz Allah'ı zikreden, Allah'ı seven, Allah yolunda giden bir adamı çok rahat arkasından gıybet, dedikodu, iftira atabiliyoruz. Çok rahat. Kalbimizde, içimizde bir sızı yok. Vicdanımızda bir sızı yok. Yani sosyal hayatı, günlük hayatımızı kurgularken haramdan uzaklaşma diye bir kaygımız yok. Bu o zaman sosyal hayat, o zaman bizim günlük yaşantımız Kur'an ve sünnete uygun olmuş olmuyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adetleri diyor, siz adım 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 onlara uymadıkça kıyamet kopmaz. Onlar kim ya Resulullah? Hristiyan ve Yahudiler mi? Ne? Evet, onlar. Adım 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 onlara uyuyoruz. Her şey bizde. Ben bazen kendi kendime diyorum ki ya benim okuduğum din böyle bir ütopya ya da diyorum bu insanlar bu dinden çok uzaklar. Göz göre göre yaşıyorlar insanlar. Ya yapma, Kur'an ve sünnet bu değil. Yapma, sünnete tabi ol. Bakın hayatınızı düzene katacak olan şey Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sünnetine tabi olmak. Asla ve asla hayatınız düzene girmez. Asla ve asla sosyal hayatınız ibadet noktasına girmez.
Eğer sünnete uyarsa bir kimse günlük hayatı komple ibadet olur. Sabahtan yatıncaya kadar olan hayatını sünnet-i Resulullah'a uyduran bir kimse gününü, bütün gününü ibadetle geçirmiş olur. Bütün gününü. Her şeyini sünnete uydurman lazım. Uydurman için bilmen lazım. Bilmen için okuman lazım. Ya da dinlemen lazım. Dinlemiyor. Okumuyor. Hayatını hayvanca yaşıyor. Hayatını hayvanca yaşıyor. Adam sabahleyin açık büfe kahvaltıda yapan bir kimse öğlen gidiyor harika bir kendine sofra düzüyor şeyde, lokantada. Akşam da gidiyor herhangi bir yerde bir yemek yiyor. Yok İslam'da. Yok. Duruyor hayat. Yok deyince ben. Adam diyor ki kendince, ya ben eşimle çocuklarımla bir akşam yemeği bir yerde yememeliyim. Ye kardeş. Kimin kültürü? Atan yedi mi öyle? Ceddin yedi mi? Bana bir yerden bir örnek göster. Kim yedi? Bir şey söylüyorum. Çok basit bir şey. Bir yere gidiyorsun. Nereye giriyorsun? Otele gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Restorana giriyorsun. Giriyor mu? Giriyorsun. De ki benim yanımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri var. Hadi yiyin. Hadi için. Hadi gezin. Ya bunları. Deyin ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri benim yanımda. Kadınlar, erkekler, hepinize sözüm. Bir kadın çarşıya çıktığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yanında. Farz etsin ki o babası onunla beraber çarşıya çıkmış. Onunla beraber çarşıya çıkmış. Ve o babası yanında. Ne kadar dolaşırdı çarşıda acaba? Neyi beğenmemezlik ederdi acaba? Farz et ki bir erkek çıkmış, yanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Babası dolaşıyor, sabahleyin kalktı, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri baban. Evde yatıyor senin. Evindesin. Hadi evlerinize bakın şimdi. Hangi odanızda yatırırdınız acaba? Orhan Gencebay posterlerinin olduğu yerde mi? Hülya Avşar posterlerinin olduğu yerde mi? Veya bilmem kimin fotoğraflarının asıldığı olduğu yerlerde mi? Daha ileri. Şeyhinin fotoğrafının asıldığı yerde mi misafir ederdin? Girer miydi şeyhinin fotoğrafı orada duvarda girer miydi resmin olduğu yere? Bize çok makulmüş gibi geliyor bazı şeyler. Çok makulmüş gibi geliyor. Haydi akşam yemeğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle yiyin. Acaba önüne, onun önüne o iki çeşit yemek koyduğunuzda hane halkınla mı yerdi? Yoksa burada çok yemek var. Allah bunu daha da arttırır. Şuradan 5-10 kişi daha çağırır mı derdi? Kızınızı istemen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri geldi. Ne isterdiniz kızınız için? Kız istemeye gidenin yanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri vardı. Ne ister, ne derdi ki karşıya? Ne derdi acaba? Ne söylerdi acaba? Neyi konuşurdu acaba? Günlük hayatınızı böyle tanzim ettiğinizi düşünün.
Bu tasavvufta ilk önce bir kimse bu velayet yolunda bunu şeyhiyle tasavvuf eder. Doğru mudur? Doğrudur. O günlük hayatını hep şeyhiyle berabermiş gibi yaşar böyle. Ve bir müddet sonra fena fişeh olur. Bu her hal ve hareketinde, her davranışında, önünde, arkasında, yanında, sağında, solunda hep üstadının maneviyatının var olduğunu tefekkür eder. Rabıtası budur dermişin. Hani rabıta, rabıta, rabıta derler ya, o rabıtayı da almışlar, namazlardan sonra 10 dakika gözünü kapatacak, uyuyacak, o noktaya getirmişler ya, o rabıta değil. O nefsin hoşuna giden şey. Namazdan sonra 10 dakika dur, şeyhini düşün, çık dışarı. Yalanı söyle, yemin et, gıybet et, dedikodu et, iftira et. Bu kadın senin mi, bu kız senin mi, nikahın mı, değil mi, haram mı, helal mı, bakma. Hayır, milletin namusunu lekeye sür. O kadın kalksın, istediğini konuşsun, istediğini yapsın, istediğini iftira yapsın. Her dile geleni de, ele geleni ye. Ondan sonra namazdan sonra 10 dakika şeyhini düşün. Yok böyle bir rabıta. Aldatıyorlar insanları. Aldatıyorlar. Tasavvuf adına, tarikat adına aldatıyorlar. Böyle bir rabıta yok. Rabıta sabahleyin kalkacak. Senin şeyhin namaza kalkıyor mu, kalkmıyor mu? Evinde şeyhin var senin. Hadi bakalım namaza kalkacak mı, kalkmayacak mı? Allah rahmet eylesin, yatardı evde. Sen kalkmadın sabah namazına. Sen o abdest alacağı zaman sen ayakta durma. Sen abdest alacağı zaman ayakta görmesin seni. Senin tıkırtını duymasın. Senin ışığının yandığını hissetmesin. Açıkça konuşuyor. Çorbayı yerken çorba boğazında kalır. Mustafa da oğlum millet uyuyor, uyuyor, uyuyor diyor. Ben abdest aldıktan sonra hemen abdest almış kalktım, eyvah dedim ya. Eyvah. Eyvah dedim kendi içimden. Çorba kaldı elimde. Uyuyor oğlum herkes dedi. Doğru. Dedim ben ne yaptım Mustafa dedim. Nasıl yaptın ya? Ya onu da söylemek istemiyorum, mazeret olsun istemiyorum. Nevşehir'den çıktık. Sivas, Tokat, Ankara, İstanbul, Bursa yaptık. Beraber. Onun derdimizin tamamını oluyor. Yok, bitmiş vücudum demek ki. Bu doğru mu tasavvufta? Evet. Hadi sen şeyhinle beraber dolaşıyor. Sen kendini öyle konuş. Sohbet ederken şeyhin senin yanında. Bir iş yapıyorsun, şeyhin senin önünde. Yolda yürüyorsun, şeyhinle beraber yürüyorsun. Eve girdin, şeyhinle beraber girdin. Evde hanımınla konuşuyorsun, şeyhin yanında. Çocuklarınla konuşuyorsun, şeyhin yanında. Sosyal hayatı dindarlaştıracağız ya. Hadi. Şeyhinin yanında mı gıybet edeceksin? Şeyhinin yanında mı iftira atacaksın? Şeyhinin yanında mı suizan yapacaksın? Şeyhinin yanında mı harama bakacaksın? Şeyhinin yanında mı haramla iştigal edeceksin? Bunun bir çıt üstü, bu fenafi şeyhten bir üstü, fenafi resul. Artık senin önünde, arkanda, sağında, solunda onun nuru var. Onun süliyeti var. Onun hayali var. Her adım atarken onun hayaliyle adım atıyorsun. Her nereye bakacaksan onu hayal ederekten bakıyorsun. Her neyi tutacaksan onu hayal ederekten tutuyorsun. Dindarlaşacak ya hayat. Tasavvufun ölçüsü, tasavvufun bu noktadaki adabı, öğretisi. Öğreti. Alışveriş ediyorsun, karşında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Aldat hadi. Hadi yalan söyle, hadi kandır. Karşında bayan var, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri var diyorsun. Onu kadın olarak görmüyorsun. Hadi ne yapacaksan yap hadi ona.
Bir kız geliyor, Hazreti Ayşe validemizdir, onun kızıdır. Pardon, Hazreti Fatıma validemizdir, onun kızıdır. Hadi ne yapacaksan yap hadi. Hadi dokun, hadi bak. Hadi ona bir söz söyle. Hadi ona yan gözle bir bak. Hadi içini boz ona. Böyle algılayamadıktan sonra sosyal hayat hep müşrikçe olacak. Yani bakıyorum ben başörtülü kızlar bir popçunun orada eller havada televizyonda haberlerde dinliyor. Kendi kendime diyorum ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini hayal etti mi acaba orada? Eğer bir cemaate, bir tarikata bağlıysam, üstadını rabıta etti mi acaba ki? Hani tasavvufta, tarikatta hemen herkes rabıta almak ister, benim rabıtam olsun der ya. Ben de yıllardan beri rabıtayı hep böyle tarif ederim. Arkadaşlar bilirler. Yoksa otur 10 dakika düşün bitti. Yok kardeş, yok. Allah bizi affetsin. O yüzden kıymetli dostlar, her şeyiniz Kur'an ve sünnete uygun olsun. Her şeyiniz ölçülü olsun. Her şeyiniz. Her şeyiniz edep ve adab dairesinde olsun. Her şeyiniz. Onu tefekkür ederseniz, bu şekilde kendinize bir hayat kurgularsanız, o zaman kendinize başka bir daire çıkmış olur. O yüzünü asar mıydı? O insanlara ters bakar mıydı? O insanlara küfreder miydi? O insanlarla alay eder miydi? O insanların arkasından çekiştirir miydi? O insanları aldatır mıydı? O insanları kandırır mıydı? O gambazlar mıydı? O hançerler miydi? O sırrı ifşa eder miydi? O kanını akıtır mıydı? O aldatır mıydı? O kandırır mıydı? O vefasızlık eder miydi? O yalancılık eder miydi? O verdiği sözden geri döner miydi? O yarı yolda bırakır mıydı? Evde kadınlar eşlerini bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini kendi önlerinde görerekten yaşasalar. Evde erkekler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri evde deyip hanımlarına öyle davransalar. Kadınlar ve erkekler çocuklarına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri evin büyüğü evimizde şu anda deyip böyle davransalar. Çocuklar da bizim evimizde büyük olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri var deyip anne ve babaların öyle davransalar. Hayata bir bakın ya. Hayata bir bakın o zaman. Böyle tefekkür ederekten bir vahşetin içerisinde yaşadığımı düşünüyorum. Dünya yaşanmaz hale geliyor o zaman. Diyorsun ki vahşetin içerisinde yaşıyorum. Vahşet. Sokak vahşet, etraf vahşet. İnsanlar vahşet. İnsanı insan eden kıymetli dostlar sünnet-i Resulullah'tır. İnsanı insan eder o. İnsanı kamil eder o. İnsanı kamil eder. Eğer günlük hayatınızda sünnet-i Resulullah yok ise asla ve asla insanı kamil olamazsınız. Sünnet-i Resulullah'la yoğrulmadıysanız günlük hayatınızda asla ve asla felah bulamazsınız. Asla. Evet, belki de sünnet-i Resulullah'ı yaşarken yabancılaşabilirsiniz. Sünnet-i Resulullah'ı yaşayanlara biz baktığımızda onları böyle bir keleyle kuşu gibi görebiliriz. Biz onların hayatına bakıyoruz, dışarıdan bize çok tatlı geliyor. Diyoruz ki ne kadar tatlı ya, sünnet-i Resulullah'ı yaşıyor. Ama biz kendimiz oraya doğru bir adım atamıyoruz. Bize ateş görünüyor çünkü. Hele böyle derviş kardeşlerden gördüğüm zaman, duyduğum zaman, böyle onlar yakın dairede şahit olduğum zaman gerçekten çok üzülüyorum. Ve inşallah kardeşler bu sosyal hayatlarını bu manada iyice sünnete uygun yaparlar.
Bu işin bana en iksir noktası. İlaç. İlacı başka yerlerde, başka şeylerde aramayın. Açın evinizde edeb-i müfredi. Okuyun, nasıl davranacağınızı görün. Ama öyle yaşayın. Kendinizi öyle kurgulayın. Uygulayın yani. Uygularsanız o zaman nur ala nur olacak. Alışveriş kültürü nasıl olmalıdır demiş. Bu da bunun içerisine girdi herhalde inşallah. Sözde her kim sırlar ilmini öğrenmeden ilim öğrenirse fark etmeden helak olur. Sırlar ilmi nedir demiş. İnsanlar zahiri bilmiyor ki batını bilecek. Namazı bilmiyor, abdesti bilmiyor, orucu bilmiyor, haramı bilmiyor. İşin en enteresan noktası bu. Ya toplumda böyle bir sırlar ilmi var, sırlar alemi var. O sırlar aleminden bir şey öğrenecek. Diyorum öğlen namazını, bunu söyleyen kimseler de geliyorlar böyle, duruyorlar beni. Bir şey zannediyorlar beni, böyle geliyorlar, duruyorlar işte. Hocam sırlar alemine nasıl girilir? Çok basit durma. Nasıl diyor? Diyorum bana abdestin farzlarını söyle. Bakıyor şimdi. Oraya abdestsiz girilmez çünkü diyorum ben. Bana abdestin farzını söyle. Tık yok. Abdestin farzını bilmeyen bir kimse sırlar alemine girecek. Neresiyse orası. Böyle bir alem var, orası sırlar alemi. Bütün herkes de oturmuş sırlar alemine girecek. Namaz yok, abdest yok, oruç yok, zikir yok, fikir yok, şükür yok, namert. Fasık. Fasık. Her türlü haram üzerinde var. Arkadaş sırlar alemine girecek. Hele kadınlar o kadar çok düşkün ki bir tane bir merkez tutacağım, bir büro gibi, oda gibi, hatunlara diyecek ki sırlar alemine katıyorum ben buradan herkesi. Ne istiyorsan verecekler. Ne istiyorsan verecekler, ne istiyorsan yapacaklar. Yeter ki o, biz bir yere gidiyoruz, sırlar alemine giriyoruz diyecek. Geliyor böyle, siz biliyorsunuz da söylemiyorsunuz bana. Ha biliyorum da söylemiyorum diyorum ben. Biliyorum söylemiyorum. O sırlar alemine dalacak ya. Diyorum birisine dedim ki öğlen namazının farzı kaç rekat? Sırlar alemine girecek o da. Allah bizi affet. Bunları üten insanlar var piyasada. Bunları kandıran insanlar var. Kendi kendine sırlar aleminden ifşaatlar edip kendi kendine cinni taifesinin oyuncağı olmuş zavallı insanlar var. Kafir bunları yapan, kafir, kafir. Bir kimse büyüyle iştigal ediyorsa kafirdir. Büyüye inanıyorsa kafirdir. Sırlar alemi dediği şeyler hep büyü. Hep büyü. Gidiyorlar kafir cinlilerle irtibata giriyorlar, sırlar alem oluyor kafir cinlilerle iş. Soruyorum ben şimdi o, Geylani Hazretleri'ni gördün mü? Yok. Ahmet Rıfa'yı gördün mü? Yok. Hazreti Mevlana'yı gördün mü? Yok. Hazreti Üstad'ı gördün mü? Yok. Emir Sultan Hazretleri'ni gördün mü? Bir şey var mı? Yok, 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 yok arkadaş sırlar aleminde. Ondan sonra da birisi böyle bir yazı yazıyor. Sırlar ilmini bilmeyen kimse öğrenmekten ilim öğrenirse, bunu öğrenmeden ilim öğrenirse helak olur. Allah sana bundan hesap sormayacak. Allah sana namazdan, abdestten, oruçtan farzdan hesap soracak. Kim farzları yerine getirirse Allah'ın emrini yerine getirmiştir. Kim farzları yerine getirmişse. Ve Allah'ın sevgilisidir bu farzı yerine getirir. Nafilelerle Allah'a yaklaşılır. Ve o Allah'ı sever. Allah da onu sever. Farzları yerine getirdin mi kardeş? Haramlardan uzaklaştın mı? Önce bir bayan kardeş, önce bir tesettüre gir. Önce bir açık yerlerini kapat, ört. Sırlar alemine girecek olan erkek arkadaş, namazın farzını öğren önce.
abdestin farzını ara. Bir beş vakit namazını kıl bir. Haramdan uzak dur. İçki içme, kumar oynama, zina etme, iftira etme, gıybet etme, dedikodu etme. Çoluğuna çocuğuna sahip ol. Hangi sır aleminden bahsediyor ya? Hocam, boyut değiştirme nasıl oluyor? Ha bir adım atıyorum, geçiyorum o tarafa. Boyut değiştirecek arkadaş. Aa, ondan sonra boyut geçti. Trans halinde. Var değil mi? Bana onu soruyor. Önce farz namaz var diyor ben. Önce farz namazı kıl. Duruyor. Yok, o illa ki öbür boyuttan konuşacak. Anlar mısın diyorum ben, kalıyor. Hiç kabir halini gördün mü? Yok. Hiç mahşeri gösterdiler mi sana? Yok. Hiç diyorum böyle gece tefekkür ettiğinde insanların yaşadıklarını gördün mü? Yok. Hiç diyorum aç bir insanı rüyanda gösterdiler mi sana? Yok. Hiç diyorum hastanede kalan bir kimseyi gördün mü? Trans hale geçtin ya diyorum ben. Transa geçtiğinde al bak hastanedeki hastaların hali bu. Hadi transa geçtin. Hadi son nefeste olanların hali bu diye gösterdiler mi sana? Yok. Dervişler de aynı. Hemen uçacaklar ya. Her şeyi biliyorlar. Her şeyi biliyor. Rüya gördü ya. Rüya gördü ya, tamam. Allah bizi affetsin. Kardeşler, sımsıkı yapışın farzlara. Uzaklaşın hızla haramlardan. Hızla. Hızla hem. Yo, Allah bizi onlardan eylesin. Ya buraya gelen soruları genelde okumaya çalışıyorum ama yani hakkınızı helal edin. Bunlar da soru değil ya. Yine de o kardeşin kalbini, gönlünü kırmak istemiyorum. Okey. Bir hafta önce sözüm benden ayrıldı. Evde tamamen bunalıyorum. Gönlüm onda, kıldığım namazda ağlıyorum hep. Ne yapmalıyım üstadım? Git Allah kapısından. Boş şey bunlar. Hakkı, hayır, bu kardeş de hakkını helal etsin. Yani yapmayın ya. Güzin ablaya benzettiniz ya. Bir kimsenin kendince doğru yapmaya çalıştığı şeyleri siz nefis noktasından, bu sadece bununla alakalı değil, nefis noktasından bakarak da bunu kullanmayın. Ben mümkün olduğunca buraya ne soru sorarlarsa soruları cevaplamaya çalışıyorum. Tekke'de de aynı. Böyle kendimce eğer bir şey baktıysam işte önemli olanı başa veya sona koyuyorum. Ama öyle böyle gereksiz sorular soruluyor ki Allah bizi affetsin. Onları okurken bazen utanaraktan, bazen üzülerekten okuyorum. Utanaraktan okuyorum, yani bu böyle olmaması lazım diyorum. Üzülerekten okuyorum, bu böyle olmaması lazım diyorum. Ya ben burada her soruyu okuyorum diye bir insanın kalkıp da bu tip saçma sapan sorular sormasına gerek yok. Soru değil bu. Bizim soracağımız sorunun bize bir faydası olması lazım. Cemaate bir faydası olması lazım. Ümmete bir faydası olması lazım. Sözünden ayrıldıysan git bir daha sözden. Kadınsan erkek mi yok, erkeksen kadın mı yok? O senden ayrıldıysa seni sevmemiş demek. Ya aşıksan git kapısında bekle ya da çek git bak işine.
Eğer zaten normalde bu arkadaş bizim derviş kardeşlerimizdense, bu bizim kokumuzla kokulanmamış. Eğer bizim kokumuzla kokulanmış olsaydı, birisi ondan gittiyse, gitmiştir o. Yürür gider. Sufi vaktin çocuğudur. O senden gittiyse gitmiştir. Sana bir daha el gelmez. Yürü. İster kadın ol, ister erkek, birisi senden gitti mi gitti. Yürü git sen. Bak işine. Bak işine. Senden gittiyse Allah daha iyisini, daha yenisini, daha güzelini verir. Senden gittiyse daha mükemmelini verir. Eğer sen Allah'a kulsan, Resulullah'a aşıksan, yürü. Yürü, öyle yürü ki dünya yürüsün arkandan. Öyle yürü ki kadınsan erkekler yürüsün arkandan. Öyle yürü ki erkekler kadınlar yürüsün arkandan. Öyle yürü ki mal yürüsün arkandan. Öyle yürü ki mevki yürüsün arkandan. Yürü git bir tane kadın kız için için daraldıysa. Namazdan bir yerde o aklına geldiyse yürü git. Ne alakası var? Bir kadına bir kıza yıkılacak olanla mı yol yürüyeceğim? Bir erkeğe yıkılacak olanla mı yol yürüyeceğim? Allah var, Allah'a mı aşıksın, kime aşıksın? Bir de gel burada soru sor bana. İçi daralmış. Laf mı? İş mi? Başka hiçbir şey kalmadı. Ümmetin problemi bitti. Bu mu? Hayatlarını, davalarını bir kadına, bir erkeğe yıkan insanlar. Davalarını bir kadına, bir erkeğe satanlar. Davalarını nefsinin kaçağına satanlar. Davalarını bir kadın üzerine hançerleyenler. Davalarını bir erkek yüzünden hançerleyenler. O yolun yolcusuna nasıl cevap vereceksiniz? Nasıl cevap vereceksiniz? Evet, bir insan eşini sevecek. Bir insan çocuğunu sevecek. İnsan eşini sevecek. İnsan çocuğunu sevecek. İnsan kadını sevecek. İnsan erkeği sevecek. Sevecek. Ama davasını satmayacak. Davasını hançerlemeyecek. Yolunu hançerlemeyecek. Yolunu satmayacak. Sevdiğini satmayacak. Sevdiğini hançerlemeyecek. Sevdiğini yırtmayacak. Sevdiğini kanatmayacak. Nasıl yapacağız? Allah bizi affeder. Arap Baharı hakkında ne düşünüyorsunuz? Erdoğan bir laiklik tanımı yaptı. Doğulu anlamda laiklik olabilir mi? Siz Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışın. Siz Allah deyip mücadelenize devam edin. Siz Allah deyip mücadelenize devam edin. Siz sımsıkı durun. Siz komple kendinizi ve etrafınızı dindarlaştırın. Bir şey dolmadan taşmaz. Bir şey dolacak, ondan sonra taşacak. Sen bir testini doldur. Bak, testi dolunca taşıyor. Bugün Türkiye Orta Doğu'da lider ülke noktasına geçmeye çalışırken içerisi dolu diye taşıyor. İçerisi doluyor çünkü. Siz içinizi doldurmaya çalışın. Bırakın taşacak o. Biz üzerimize düşeni diye yapalım. Allah onu değiştirecek. Sizler kendilerinizi değiştirmedikçe Allah sizi değiştirmez. Sen halini değiştir. Allah da değiştirecek ortalığı.
Bu muhakkak ki insanlar bu noktada önemli, ama o insanları bir topluluğun içinden çıkar o insanlar. Bir kimse ne kadar büyük lider olursa olsun arkasında bir topluluk olmazsa hiçbir şey yapamaz. Liderler topluluğun içinden çıkarlar. İnsanlar topluluğun içinden çıkarlar. Ve topluluk neyse lideri olur. Buradaki cemaat neyse, cemaat neyse cemaatin içinden çıkan da o. O zaman komple baktığımızda Türkiye'nin içinden çıkmıştır bir kimse. Millet Arap Baharı diyor, Arap Baharı diyor. Herkes öyle söylüyor. İnşallah Türkiye Baharı. Bunun içinde ve dışında bir sürü getirecekleri ve götürecekleri olacak. İnşallah bizim insanlarımız vefasız değildir. Bir de o var yani. Menderes'i asarken herkes seyretti. Menderes'i asarlarken herkes seyretti. 28 Şubat'ta herkes girecek delik aradı kendine. Bunları unutmayın. Girecek delik aradı 28 Şubat'ta herkes. Allah bizi affetsin inşallah. Biz saflarımızı sıklaştıralım. Biz çalışmalarımıza devam edelim. Mücadelemize devam edelim. Allah doğru noktaya ulaştıracak hepimiz inşallah. Ebdallarla alakalı ders yapacağım, ders yapacağım diyordum. Bugün niyet ettim ama yine vakti doldurduk. Bir hadis-i şerif var. Uzun bir hadis-i şerif. Mehdi ile alakalı. Onu okuyacağım. Önümüzdeki haftaya zaman olursa veya da tekkeden inşallah devam ederiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdular ki, bunu Ebu Davud'da geçiyor bu hadis-i şerif. Bir halifenin ölümü anında ehli hal ile ve ehli akt arasında ihtilaf olacak. O zaman Medine ahalisinden bir adam, yani Mehdi, kaçarak Mekke'ye gidecek. Bakın Mehdi'nin çıkış noktası bu. Şimdi burada televizyonlarda, orada burada kendi kendilerine insanlar, şeyhlerini, işte herhangi bir hoca efendi, herhangi bir kimseyi Mehdi veya herhangi bir kimse de kendi Mehdi'liğini söylüyor ya, onların hepsine de Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin dilinden cevap bu. Mekke'ye gidecek. Mekke halkından bir kısmı ona gelecek ve fitne çıkar korkusuyla istemediği halde onu evinden çıkaracaklar. Yani o da ne olacak? Mekke'den sürülecek. Rükün ile makam arasında ona biat edecekler. Onlar ortadan kaldırmak için Şam'dan bir ordu gönderilecek. Ordu Mekke-Medine arasında Elbeyda'da yere batırılacak. İnsanlar bu kerameti görünce Şam'ın ebdalı. Ve Irak ahalisinin velileri ona gelip biat ederler. Sonra Kureyş'ten dayıları Kelp kabilesinden olan bir adam zuhur eder ve Mehdi ve adamlarına karşı bir ordu gönderir. Ama onlar bu orduyu galebe çalarlar. Bu ordu Kelbi'nin ihtirasıyla çıkarılmış bir ordudur. Bu Kelbi'nin ganimetine iştirak edemeyen zarara uğramıştır. Mehdi malı taksim eder. Halk arasında peygamberlerinin sünnetini ihya eder ve onun ile amel eder. İslam yeryüzünde yerleşir. 7 yıl hayatta kalır. Bazı raviler 9 yıl demiş. Sonra ölür ve Müslümanlar cenaze namazlarını kılarlar. Bu hadis-i şerifte enteresan nokta, hani biz veli, ebdal meselesini alacağız ya, burada diyor ki Şam'ın ebdalları ne yapar? Ona biat eder. Irak'ın velileri de ona biat eder. Bir hadis-i şerif daha okuyacağım. İnşallah bu meseleyi bu gecelik kapatacağım. Bu ümmete ebdallah 30 tanedir. Kalpleri Halil Rahman Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi üzeredir.
Bunların biri ölünce Allah bunun yerine bir başkasını koyar. Yine başka bir ümmetimde Abdallah'ın 30 tanedir. Onlar sebebiyle ayaktadır. Onlar sebebiyle yağmura mazharsınız. Onlar sebebiyle yardıma mazharsınız. Ebdallar Şam ehli arasındadır. Onlar sebebiyle yardım görürler. Onlar sebebiyle rızkı mazhar olurlar. En enteresanı ve bütün ehli tasavvufun kendisine ölçü olarak aldığı hadis-i şerif. Hazreti Ali Efendimiz'in rivayeti. Bunu ehli tasavvuf bilhassa Horasan kısmı bu hadis-i şerifi kendisine ölçü almışlardır. Ebdallar Şam'dadır. Onlar 40 erkektir. Bunlardan biri öldü mü Allah yerine birini koyar. Yağmur onlar sebebiyle sular. Düşmanlara karşı onlar sebebiyle yardım edilir. Şam ehlinden azap onlar sebebiyle bertaraf edilir. Bir şey daha söyleyeyim bitsin. Ebu Nuaym bunu nakletmiş. Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlundan. Bunu da Muhyiddin Arabi Hazretleri kendisine ölçü olarak almıştır. Bu hadis-i şerifi ehli tasavvuf bunu da kendisine ölçü aldığı hadislerden birisidir. Her nesilde ümmetimin en hayırlıları 500 kişidir. Ebdallar da 40 kişidir. Ne 500'ler için ne de 40'lar için eksilme vardır. Bunlardan bir kimse ölünce Allah yerine 50'den birini alır 40'lara koyar. Yanındakiler ey Allah'ın Resulü bize onların amellerini söyle dediler. Buyurdular ki dikkat edin. Onlar kendilerine zulmedenleri affederler. Kendilerine kötülük yapanlara iyilik yaparlar. Allah'ın kendilerine verdiği şeyler de başkalarına pek cömert davranırlar. 3 tane özellikleri oymuş. Hakkınızı helal edin. Fâlebennâhû lâ Estoy ya.